Haber merkezince hazırlanan haberleri sunuyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kıbrıs'ta görev yapan barış gücüyle ilgili raporunda iki liderin görüşmeleri yoğunlaştırması sonucu Kıbrıs sorununda son 8 yıl içindeki müzakerelerde en büyük ilerlemenin sağlandığına vurgu yaptı. Raporda sonuç alma hedefiyle sürekli çalışmaların sonucu olarak Anastasiadis ve Akıncı tarafından sürdürülen görüşmelerde 6 başlıktan yönetim, yetki paylaşımı, mülkiyet, ekonomi ve Avrupa Birliği başlıklarında büyük ilerleme sağlandığına dikkat çekildi. Raporda eski Genel Sekreter Ban Ki-moon'un açılışını yaptığı Montpelerin görüşmelerinin birinci turuna da atıfta bulunuldu ve 1 Aralık yemeğinde alınan kararlar ve bu temelde garantör güçlerin de katılımıyla Cenevre Konferansı not edildi. Raporda güven artırıcı önlemlerle ilgili olarak Derinya ve Lefke Aplıç kapılarının açılması için çalışmaların başlatıldığı ifade edildi. Elektrik sistemlerinin bağlanması ve cep telefonları ağının birleştirilmesi için yöntem arayışlarının devam ettiği üzerinde de duruldu. Birleşmiş Milletler Kıbrıs sorununun çözümünün ertesi gününe hazırlanıyor. Kıbrıs'ta görev yapan barış gücünün görev süresinin uzatılması amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından hazırlanan raporun resmi belge olarak dağıtımı dün yapıldı. Raporda incelenen konular arasında çözümün ertesi günü Kıbrıs'ta var olacak duruma da atıfta bulunuluyor. Birleşmiş Milletler ilk kez böylesi bir olguyu gündeme getirdi ve bunu geçişin planlaması başlığı altında yaptı. Raporda geçiş döneminin planlamasıyla ilgili liderlerin bilgilendirildiklerine vurgu yapıldı. Kasım ayında Genel Sekreter'in Kıbrıs Özel Danışmanı'nın katılımıyla müzakerecilerin bu konuyu ele aldıkları ve çözüm sonrası dönemde Kıbrıs'ı desteklemesi için Birleşmiş Milletler'in kilit öneme sahip somut konulara odaklanmaları konusunda mutabakata vardıkları duyuruldu. Anlaşmanın uygulanmasını sonuç alıcı bir biçimde desteklemek ve çözümün ertesi günü iki tarafa yardım etmek için son dönemde geçiş dönemiyle ilgili planlamanın Birleşmiş Milletler'in yetkilerinin genişletilmesi ve değişmesi gerekliliğini ortaya koyduğuna vurgu yapıldı. Yeni yetkilerin görüşmelerde sağlanacak ilerlemelere bağlı olacağı değerlendirmesi de yapıldı. Raporda barış gücünün bugünkü yetkileriyle çözüm anlaşmasına vereceği desteğin sınırlı olacağı yorumu da yer aldı. DİSİ Başkanı Averof Neofidu, Cenevre Konferansı'nı ve yapılan müzakereleri Kıbrıs sorunu açısından olumlu olarak niteledi. Türk tarafının ilk kez müzakere masasına geri verilecek topraklarla ilgili harita koymuş olmasına dikkat çekti. Neofidu düzenlediği basın toplantısında güvenlik konusunda Kıbrıs Cumhuriyeti'nin, garantör güçlerin, Birleşmiş Milletler'in ve Avrupa Birliği'nin üst düzey katılımıyla ilk kez uluslararası konferans toplanmasını da olumlu olarak değerlendirdi. Neofidu, 1960 garantiler sisteminin çağ dışı olduğunun ve sürdürülemeyeceğinin kabul edildiğine atıfta bulundu. Bu iki gelişmenin Cumhurbaşkanı'nın doğru stratejisi sonucu sağlandığını da not etti. DİSİ Başkanı güvenlik konusunda diyaloğun devam etmesinden ve ortak anlayışa varılması amacıyla daha sonra üst düzeyde tartışılmak için görüşlerin, düşüncelerin ve senaryoların kayda geçirilecek olmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. Bu süreç aracılığıyla Tayyip Erdoğan ve Ankara'nın gerçek niyetlerinin ortaya çıkacağını belirtti. Neofidu son olarak da Atina ve Lefkoşa arasında işbirliğinin mükemmel olduğunu belirtti ve Yunanistan'ın Kıbrıs'ın verdiği mücadelenin temel destekçisi olduğunun altını çizdi. AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianou, Kıbrıs sorununun çözüm sürecinde Cenevre'de ileri adımlar atıldığını söyledi. Somut olarak masaya haritaların konmasına atıfta bulundu. Garantiler ve askersizleşme dahil güvenlik konusuyla ilgili özlü tartışmaların başlıyor olmasına dikkat çekti. Yönetim başlığındaki müzakerelerde de yeni ilerlemeler sağlandığını söyledi.
Gazetecilerin Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın son açıklamalarını gündeme getirip bunları yorumlaması istendiğinde ise söz konusu açıklamaların hiç de tatmin edici olmadığını belirtti. Bu açıklamaların daha öncekilerle kıyaslandığında daha ileri noktada olduğu değerlendirmesinde bulundu. AKEL Genel Sekreteri Gipriano, Erdoğan'ın adadaki tüm yabancı askerlerin ayrılması olasılığına kapıyı açık bıraktığını ve bunun büyük önem taşıdığını ifade etti. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın gündeme getirdiği diğer konuların ise müzakere masasında olduğunu ve müzakere masasında netleşeceğini söyledi. Gipriano bu arada içinden geçilen kritik evrede tarafların mümkün olduğunca açıklama yapmaktan kaçınmaları gerektiğine de vurgu yaptı. EDEK Başkanı Marinos Şizopulos, Cenevre'deki 4 günlük müzakerelerden Kıbrıs Cumhuriyeti lehine herhangi özlü bir yarar sağlanamadığını söyledi. Şizopulos tersine bu süreçten Kıbrıs Türk tarafının ek yararlar elde ettiği görüşünü savundu. Bazı çevrelerin güya ilerleme sağlandığını söyleyerek yaratmaya çalıştıkları iyimserlik havasının da gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Bu yöndeki çabaların bazı amaçlara ve çok yavaş bir hızda ilerleyen ve tehlikelere gebe olan sürecin ayakta tutulmasına hizmet ettiğini belirtti. Şizopulos, Kıbrıs Rum tarafının ileri sürdüğü koşullara uymadığı ve metotta geri adımlar attığı değerlendirmesinde de bulundu. Hava yarın genellikle açık, yer yer bulutlu ve yağmurlu olacak. Yüksek yerlere kar yağacak. Rüzgar kuzeydoğu ve güneydoğu yönlerinden hafif veya orta kuvvette esecek. Hava sıcaklığı iç bölgelerde 15, sahillerde 16, dağlık bölgelerde ise 5 derece dolaylarında olacak.